Hücresel solunum diyoruz. Hücresel solunuma fermantasyon konusuyla başlayacağım. Şu anda görmüş olduğunuz not üzerinden anlatmaya gayret göstereceğim. Hemen akabinde de zaten oksijenli solunumu birlikte konuşmuş olacağız. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki, biliyorsunuz ki glikoz toplazmada, bütün canlılarda toplazmada parçalanır. Bu oksijenli ortam da olsa, oksijensiz ortam da olsa glikoz reaksiyonları ilk olarak toplazmada başlar. Glikozun sitoplazmada gerçekleşen bu reaksiyonlarına glikoliz reaksiyonları denir ve glikoliz evresi tüm canlılarda ortaktır ve tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. Bizim ilk konumuz fermantasyon olduğu için biz glikozun sitoplazmada oksijen olmadığı bir ortamda, yani oksijensiz bir ortamda parçalandığını ve enerjiye dönüştürüldüğünü konuşacağız sizlerle beraber. İki çeşit fermantasyonumuz vardı. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu. Bu iki çeşit fermantasyonun ortak evresi glikoliz evreydi. Yani glikoliz evresinde glikozun iki molekül piruvata kadar parçalanması sırasında gerçekleşen reaksiyonlar aynıydı. Enzimler aynıydı, ara ürünler aynıydı. Ancak fark ne? Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu diye çeşitlendirdiğimiz fark glikolizden hemen sonra enzimlerin birbirinden farklı olmasından kaynaklanır. Glikoliz sonucunda iki tane, yani iki molekül piruvat elde edilir. Bu elde edilen piruvatlar farklı enzimlerin etkisiyle son ürün olarak biri etil alkole, biri laktik asite dönüştüğü için, burada bir farklılaşma söz konusu olduğu için biz buna fermantasyonda çeşitlilik adını veririz. Fermantasyon oksijensiz ortamda gerçekleşir ancak enerji verimi çok düşüktür. Her ne kadar ATP sentezi diye anlatsak da enerji verimi çok yüksek bir solunum çeşidi değildir. Glikoliz reaksiyonlarıyla başlayalım. Dersimize devam ettirelim. Glikoliz dediğimiz bir glikoz molekülünü şurada görmüş olduğunuz gibi, birazcık daha küçülteyim ekranı, bir ekranda görmeye çalışın. Bir glikoz molekülünün iki molekül piruvata kadar parçalanmasını içeren bir süreç. Bu süreç içerisinde ara basamakları artık ezbere bilmiyorsunuz, artık öğrenmiyorsunuz. Bu ara basamaklardaki enzimleri de artık ezberlemiyorsunuz. Sizin için sadece ÖSYM şunu bilmenizi istiyor. Diyor ki karbon sayısını bilsin yeter. Yani glikoz molekülü 6 karbonlu biliyorsunuz. Bu 6 karbonlu molekül glikoliz reaksiyonları sonucunda 3 karbonlu pirivik asite dönüşür. 3 karbonlu pirivik asit, diğer adı piruvat. Şunu da lütfen göz ardı etmeyin. Glikoz biliyorsunuz ki bir monosakkarittir. Yani baktığınız zaman 6 karbonlu bir bileşiktir ve hegzozlar olarak isimlendirdiğimiz monosakkarit çeşidinde yer alır. Piruvat ise 3 karbonlu olduğuna göre, bu da bir organik molekül olduğuna göre, bu da yine monosakkaritlerdendir. Biz bunu trioz olarak isimlendiririz. Bu da aklınızın bir köşesinde lütfen olsun. Hegzozlar, şurada görmüş olduğunuz gibi 6 karbonlu glikoz, triozlardan biri de pirivik asittir. İki tane trioz daha söyleyeceğim size ama ilki piruvat diyebiliriz. Bu aşamada baktığımız zaman glikoz molekülünün iki tane ATP'yi harcadığını görüyoruz. ATP'nin biliyorsunuz ki kullanılması, harcanması, hidroliz edilmesi ve fosforilasyon olayıdır. Yani burada ATP molekülleri hücreden, sitoplazmadan ödünç alınarak harcanır. Henüz bir enerji eldesi söz konusu değil, sadece hücrenin enerjisi kullanılmış. Aynı zamanda reaksiyonun devamında 6 karbonlu olan bir bileşik, ara bileşik, 2 molekül 3 karbonlu bileşiğe dönüşürken NAD molekülleri NAD H2'ye dönüşür. Dikkat edin, burada artık reaksiyon iki farklı basamaktan ilerler. Çünkü 2 molekül 3 karbonlu organik bileşik elde edilmiş. Bu yüzden hep ikişer tane diye isimlendireceğiz. Her basamak için birer tane kabul edeceğiz. NAD molekülleri NAD H2'ye dönüşmüş. Bu demek oluyor ki NAD molekülleri indirgenmiş. NAD koenzimi indirgenmiş. Burada bir indirgenme söz konusu. İndirgenliğini nasıl aklımda tutuyordum? Harf sayısı arttığına göre terazinin kefelerinde ağırlık aşağıya iner. Öyleyse bu molekül indirgenmiştir. NAD indirgenmiş bir koenzimdir. Koenzim dediğime göre protein artı vitaminden oluşur. Dikkat edin, koenzim çünkü. Bunun yanı sıra şuna da dikkat edin. 3 karbonludur. 3 karbonlu olduğuna göre bir trioldur. Bunlar lütfen notlarınız arasında yerini alsın. 3 karbonlu ara bileşikten piruvat elde edilirken de artık son safhada 4 tane ATP molekülü sentezlenir. Bu fosforilasyon olayıdır. Burada gerçekleşen ATP sentezi gençler
substrat düzeyinde fosforilasyondur. Yani enzimin etki ettiği bir maddeden elde edilen enerji aslında açığa çıkar. Biz glikoliz reaksiyonları sırasında 2 molekül ATP'nin kullanıldığını, 4 molekül ATP'nin elde edildiğini, üretildiğini söyledik. Öyleyse glikolizdeki net kazanç 2 ATP'dir. Tekrar söylüyorum, glikolizin net kazancı 2 ATP'dir. Etil alkol fermantasyonu ya da laktik asit fermantasyonu hiç önemli değil. ATP kazancının olduğu tek evre glikoliz evresidir. Yani fermantasyonlarda başka enerji üretimi yok. Sadece glikolizde enerji üretiliyor. Fermantasyon da olsa, oksijenli solunum da olsa elektronun kaynağı, yani buradaki elektron aktarımının kaynağı şu en baştaki görmüş olduğunuz glikoz moleküllerinin sahip olduğu hidrojenlerdir. Glikoz molekülü parçalandıkça bu glikoliz safhaları yaşanırken, yani her evre yaşanırken elektronlar ve hidrojenler aslında NAD koenzimleri tarafından tutulur. Bu yüzden biz NAD'ların indirgendiğini söyleriz. NAD koenziminin indirgenmesi şu anda bizim kenarda tuttuğumuz bir bilgi. Bu bilgiyi biraz sonra son ürün evresinde tekrar değerlendireceğiz. Şurada bir de bilmenizi istediğim şey şu ki adı üstünde glikoliz. Bakın bu ne diyor size? Glikozu lizis eden, yani glikozu hidroliz eden evreler diyor. Öyleyse eğer sana soru bankası şöyle sorarsa ki soruyor, o yüzden özellikle bunu söylüyorum. Glikoliz evresinde amino asitle reaksiyon başlamaz. Tekrar söylüyorum. Glikoliz evresi amino asitle başlamaz. Yağ asitiyle başlamaz. Gliserolle en baştan başlamaz. Buna dikkat edin. Bu diğer besin moleküllerinin monomerleridir. Kabul ediyorum. Yapı birimleridir. Ama glikoliz glikozun lizis edilmesidir. Ama buradan da şu bilgiyi çıkarmayın. Geçenlerde hatta bir soru bankasında bir öncülde denk geldim. Diyor ki hatırlamıyorum şimdi hangi yayında. Solunum kümelerinde monosakkarit olarak sadece glikoz kullanılır diyor. Bu bilgi de yanlış. Monosakkarit olarak sadece glikoz kullanılmaz. Karbonhidratların monosakkaritleri kullanılabilir. Glikoliz reaksiyonuna girebilir. Sadece amino asitler, yağ asitleri, gliseroller başlatamaz reaksiyonu. Böyle bir detay bilgi var. Bunu da lütfen unutmayın. Monosakkaritlerden kullanılan tek monosakkarit glikoz değildir. Fermantasyonda NADH2'ler oluştu. Yani NAD'lar ne oldu? İndirgendi. Bunların elektronları ETS'ye aktarılamaz. Çünkü fermantasyonda ETS yok. Elektron taşıma sistemi yoktur. Bu yüzden bu moleküller nereye geçer? Son ürün elde etme evresine geçer. Son ürün evresine. Son ürün evresine geçtiği zaman aslında reaksiyonun amacı şudur. Glikolizin devamlılığını sağlamak. Şimdi hemen şuraya bir bakalım. Bir etil alkol fermantasyonu görüyoruz. Bu etil alkol fermantasyonu sevgili gençler gerçekleştiren canlılara göre aslında nasıl demeliyim farklı reaksiyonlar halinde karşımıza çıkabilir. Neden bahsediyorum? Nasıl farklı bir reaksiyon olabilir? Yani bira yapımı olabilir, şarap yapımı olabilir, alkol, turşu, sirke bunlar olabilir. Ekmeğin kabarması olabilir. Bunların tamamı etil alkol fermantasyonudur ama bunu gerçekleştiren mayalar birbirinden farklıdır. Bunu gerçekleştiren bakteriler birbirinden farklıdır. Bir de şuna dikkat edin. Benim de tam bu noktada bir sorum var. Etil alkol fermantasyonu ile ilgili. Maya mantarları, yani etil alkol fermantasyonu yapabilen mayalar aynı zamanda oksijenli solunum da yapabilirler. Burada uyanık olun. Size maya mantarı verdi diye diğer direkt etil alkol olduğunu düşünmeyin. Oksijenli solunum da yapabilirler. Bu yüzden siz ortamda oksijenin varlığını ya da yokluğunu kontrol etmelisiniz. Bakın bu önemli bir bilgi. Ortamda oksijen gazı yoksa N2 gazı yani azot gazı yazılır. Genelde verilen kaplarda, ağzı kapalı kaplarda N2 gazının varlığından bahsedilir. Bu da ortamın oksijensiz olduğunu gösterir. Eğer sana azot gazı, N2 gazı yazıyorsa bil ki orada oksijen yok. Bil ki orada oksijensiz bir solunum yapmak zorundasın. Bu fermantasyon da olabilir. Oksijensiz solunum da olabilir. Hiç önemli değil. Şimdi geldim şuradaki etil alkol fermantasyonu olayını konuşmaya. Bir kere ilk olarak görmüş olduğunuz 6 karbonlu bir glikoz molekülü var. Bu 6 karbonlu glikoz molekülü 3 karbonlu 2 molekül piruvata dönüşmüş. Bu dönüşüm esnasında 2 molekül ATP kullanılmış. 2 tane NAD gelmiş. Ve bu esnada 4 molekül ATP üretilmiş. Bizim net ATP kazancımız 2 ATP. Tekrar söylüyorum.
2 ATP kullanıldı, 4 ATP sentezlendi. Net kazancımız 2 ATP, 2 tane nat molekülü de indirgendi. Böylece 2 molekül piruvat elde ettik. 3 karbonlu piruvat. Burada piruvatın 3 karbonlu olduğuna dikkat edin. Çünkü piruvatın 3 karbonlu olması bizim için önemli. Bir de şu, bu piruvat molekülü 3 karbonluyken etil alkol 2 karbonludur. Eğer size soru var, bakın isimleri vermiyorsa, sadece karbon sayılarını veriyorsa, sizi yönlendireceği seçenek bellidir. Ne demek istiyorum? Size bir tane örnek veriyorum. Daire şeklinde bir cisim verir, bir şekil verir. İçine 6 karbon yazar. Okla gösterir. O 6 karbonlu bileşik 2 karbonlu bileşiğe dönüşüyordur. Bir başka ok çıkarır ve der ki bu 6 karbonlu bileşik 3 karbonlu bileşiğe dönüşüyor. İşte bu iki dönüşüm olayını ayırt etmenizin yolu karbon sayılarını bilmenizdir. 6 karbonlu bileşik glikozdur. Eğer 2 karbona dönüşüyorsa bu etil alkoldür. 3 karbona dönüşüyorsa bu laktik asittir. Fermantasyon çeşidini buradan da net olarak belirleyebilirsiniz. Bu anlamda fermantasyon çeşidini belirlemek için karbon sayısı önemlidir. Peki hocam, piruvat 3 karbonluydu da neden etil alkol 2 karbonlu? Neden karbon sayısı azaldı? Çünkü burada bir ara bileşik oluşur. Bu ara bileşiğin adı asetaldehittir. Bu asetaldehit bileşiği oluşurken piruvattan asetaldehit oluşumu sırasında bir yani her döngü için bir molekül, toplamda 2 molekül karbondioksit açığa çıkar. Karbondioksitin açığa çıkarılması, her piruvat için karbondioksit kaybedilmesi demek bir karbon atomunun kaybedilmesi demektir. Bu yüzden 2 karbonlu asetaldehit oluşur. Bu 2 karbonlu asetaldehit de 2 tane etil alkole dönüşür. Asetaldehitin etil alkole dönüşümü sırasında burada ortamda var olan, birikmiş olan nat H2'ler, bakın demiştim ki bu bilgiyi tutun kenarda demiştim glikoliz evresinde. İşte o glikoliz evresindeki nat H2'ler tekrar nat molekülüne yükseltgenir. Hidrojenlerini bırakır, nat molekülüne dönüşür. Peki bu dönüşümün amacı ne? Sana bunu soracak soru bankalarının çok klişe sorularıdır. Buradaki nat moleküllerinin hem indirgenmesi hem yükseltgenmesinin amacı nedir? Bunun amacı glikolizin devamlılığını sağlamak. Tekrar söylüyorum. Nat moleküllerinin burada indirgenmesi ve yükseltgenmesinin amacı glikolizin devamlılığını sağlamak. Sana şöyle de bir soru gelebilir. O soru tarzına da bakalım. Bakın bunları ÖSYM soracak demiyorum. Lütfen dikkat edin. Konu soruları çözerken soru bankalarında bu konular üzerine yazılan sorulardan bahsediyorum. Soru tiplerinden bahsediyorum. Glikoliz reaksiyonları sırasında 2 ATP'nin harcanması, defosforilasyonun gerçekleşmesinin amacı nedir diye bir soruyla karşılaşırsan, bunun amacı glikozu aktifleştirir. Glikozu aktif hale getirmek için 2 ATP harcanır. Nat molekülleri hem indirgenir hem yükseltgenir. Bunun amacı glikolizin devamlılığını sağlamaktır. Hemen bunun akabinde sana başka ne soru sorabilir? Diyebilir ki gaz açığa çıkıyor. Bakın karbondioksit açığa çıkıyor. Karbondioksit açığa çıktığı için sana bir renkli tüp verebilir. Bu renkli tüpteki sıvı hareketi gözlemlemeni isteyebilir. Sana bu karbondioksit açığa çıkmasından kaynaklı olarak bir karbondioksit tutucu verebilir ortama. Bu karbondioksit tutucunun renk değiştirip değiştirmediğini sorabilir. Eğer etil alkol fermantasyonu söz konusuysa karbondioksit açığa çıkar ve bu söylediğim reaksiyonların tamamı gerçekleşir. Bunun dışında size son elektron alıcı sorulabilir. Etil alkol fermantasyonundaki son elektron alıcı asetaldehittir. Dikkat edin, oradaki indirgenen asetaldehittir. Böyle de bir bilgiyi kesinlikle bilmemiz gerekir. Şurada da zaten özellikle gösteriyoruz. Son elektron alıcı asetaldehittir. Çünkü bakın sonra artık son ürün oluşmuş. Burada önce karbondioksit çıkışı olur. Sonra asetaldehit oluşur. Sonra nat yükseltgenir. Sonra etil alkol oluşur. Bazen şöyle bir soruyla karşılaşıyorsunuz. Bunu özellikle şu 3 nokta halinde belirttim. Öncüller veriliyor ve bu öncüllerin sıralaması soruluyor. Diyor ki hangi sırayla gerçekleşir? Ya da doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Unutmayın ki piruvattan sonra önce karbondioksit çıkışı, sonra asetaldehit oluşumu, sonra nat moleküllerinin, nat H2 moleküllerinin yükseltgenmesi, en son da etil alkolün oluşmasıyla karşı karşıya kalırız. Geldik laktik asit fermantasyonuna. Gençler, laktik asit fermantasyonu da yine oksijen olmayan bir ortamda gerçekleşen reaksiyondur. Laktik asit fermantasyonları
ile ilgili de size şunu söyleyecek. Diyecek ki prokaryotlarda gerçekleşir diyecek. Yanlış. En büyük çeldirici bu sorularda ben görüyorum. Diyor ki prokaryotlarda gerçekleşir. Bak şu konuda haklı. Tabii ki laktik asit fermantasyonu yapan bakteriler var. Yoğurt bakterileri var bir kere her şeyden öte. Bunun dışında mesela kefirdir, süt ve süt ürünleridir. Bunların gerçekleşmesi laktik asit fermantasyonundan yararlanılıyor. Bu inkar edilemez. Ancak memelilerde çizgili kas hücrelerinde de biliyorsunuz ki laktik asit fermantasyonu var. Ve bu yüzden bizler prokaryot canlılar değiliz. Bizler prokaryot olmadığımıza göre laktik asit fermantasyonu sadece prokaryotlarda gerçekleşmez. Çizgili kaslarımızın dışında gençler al yuvarlarımızda, bakın kırmızı kan hücrelerimizde laktik asit fermantasyonu gerçekleşir. Neden? Çünkü sizler artık biyoloji okur yazarı bireylersiniz. Artık biyoloji bilen bireylersiniz. Ve biliyorsunuz ki biyoloji dersinde al yuvarların olgunlaştığında çekirdeklerini kaybettiğini ve çekirdeklerini kaybettiği için de artık çekirdek kontrolünde bir solunum gerçekleştiremediğini, bu solunumu gerçekleştiremediği için de mecburen sitoplazmada laktik asit fermantasyonu yaptığını hatırlamalı ve bilmelisiniz. Bu önemli. Al yuvarlar kanser hücreleri soru bankalarına yeni yeni girdi. Yeni yeni öncüllerde gözümüze çarpar oldu. Bu yüzden kanser hücrelerinin, al yuvarların laktik asit fermantasyonu yaptığı bilgisi lütfen akıllarınızda olsun. Laktik asit fermantasyonuna baktığımızda yine bir glikoliz evresi görüyoruz. Glikoliz evresinin ortak olduğunu zaten söylemiştik. Glikoz molekülü 6 karbonlu, bu molekül piruvat dediğimiz 3 karbonlu moleküle dönüşür. Bir glikozdan 2 molekül piruvat oluşur. Bu oluşum sırasında glikoliz evresinde net 2 ATP sentezlenir. Çünkü 4 ATP üretilir, 2 ATP kullanılır. Net üretim 2 ATP'dir. Glikoliz evresinde yine 2 tane NAD molekülü indirgenerek NADH2 oluşturur. Ve bu NADH2'ler son ürün evresine gönderilir. Son ürün evresine geldiğinizde lütfen dikkat edin. Piruvattan 3 karbonlu bileşikten laktik asit oluşturulmuş. Yine 3 karbonlu. Piruvat da 3 karbonlu, laktik asit de 3 karbonlu. Öyleyse şuradaki yeşil bilgi önemli. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit oluşmaz. Eğer sana soru bankaları iki farklı kabı, iki farklı deney düzeneğini birleştiriyorsa, ortalarında bir cam boru ile bunlara renkli sıvı bırakıp da sıvının hareket yönü soruluyorsa, kaplardan birinde etil alkol fermantasyonu, diğerinde laktik asit fermantasyonu varsa lütfen unutma laktik asit fermantasyonunda karbondioksit oluşmaz. Renkli sıvıyı hareket ettirecek bir gaz oluşumu gözlemlenmez. Ama bu deney kaplarının her ikisine de etil alkol fermantasyonuna da laktik asit fermantasyonuna da olur da sorularda termometre koyarlarsa termometrenin civa seviyesi yükselir. Çünkü ikisinde de etil alkol fermantasyonunda da laktik asit fermantasyonunda da ortamda ısı açığa çıkar. Isı açığa çıktığı için de bu olaylar sırasında biz termometredeki civa seviyesinin yükseldiğini söyleriz. Bunun dışında şuna dikkat etmelisiniz. Piruvattan laktik asit oluşurken NADH2 diye isimlendirdiğimiz moleküller yükseltgenerek tekrar NAD moleküllerine dönüşür. Bunun amacı glikolizin devamlılığını sağlamaktır. Tekrar söylüyoruz. Bir diğer bilgi. Biz etil alkolde demiştik ki son elektron alıcı asetaldehittir demiştik. Şimdi de diyoruz ki laktik asit fermantasyonunda bakın son üründen önceki molekül kim? Piruvat. O zaman son elektron alıcı piruvattır. NADH2 molekülü burada yükseltgeniyorsa bilin ki piruvat indirgenir. Çünkü elektron alır. Bu ortamdaki sitoplazmaya bırakılan hidrojenleri piruvat alır, indirgenir, elektron alır, hidrojen alır. Unutmayın. Etil alkol fermantasyonunda kim indirgeniyordu? Asetaldehit indirgeniyordu. Çünkü elektronları ve hidrojeni alan asetaldehitti. Aralarında böyle net bir fark var. Buna dikkat edin. Bunun dışında çizgili kaslarımız neden laktik asit fermantasyonu yapıyor? Bunu da bir konuşalım. Şimdi çizgili kaslarımızın ilk tercihi tabii ki oksijenli solunumdur. Oksijen varlığında oksijenli solunum yapar. Ancak yoğun egzersizler sonucunda ya da sizin bulunduğunuz çevresel koşullar sebebiyle eğer çizgili kaslarınız yeterli oksijeni alamıyorsa, bu oksijeni alamadığı için oksijen iletimi
gerçekleşmediği için çizgili kaslarınız laktik asit fermantasyonu yapar. Laktik asit fermantasyonunda glikozun parçalanma hızı aslında oksijen varlığında, yani oksijen iletiminden daha fazla olduğu için tercih edilir. Ortamda oksijen az olduğu için, oksijen varlığında glikoz parçalanamadığı için laktik asit fermantasyonu tercih edilir ve denir ki laktik asit fermantasyonuyla glikoz parçalansın, böylece enerji elde edilsin. Minimum düzeyde enerji elde edilse bile laktik asit fermantasyonu bunu tercih eder. Peki daha sonra ne olur? Sürekli buna mı devam eder? Hayır, böyle bir durum yok. Bu biriken laktik asit, yani çizgili kaslarımızda biriken laktik asit eğer çok aşırı düzeyde birikirse, bu durumda biz şunu da söylüyoruz. Yani bu biyoloji anlamında bilimsel aslında güncellenen bir bilgi ama geçtiğimiz yıllardan beri öğrencilerin zihninde olan bir bilgi. Laktik asit birikmesine bağlı olarak kaslarda aşırı yorgunluk, yorgunluğa bağlı olarak uyku hali gibi bir durum söz konusu. Buna sebebiyet aslında yeni müfredata göre, yeni güncellemeye göre potasyum iyonları, kalsiyum diyecektim, özür dilerim, potasyum iyonları. Sadece laktik asit değil, potasyum iyonlarının birikiminin sebep olduğu aslında öne sürülüyor. Ama tabii ki biz yine de aşırı yorgunlukta kas hücrelerinde laktik asitin biriktiğini söyleyeceğiz. Laktik asit birikti, diyelim ki ortama oksijen geldi. Artık ortamda oksijen var. Kas neyi tercih eder? Kas tabii ki oksijenli solunumu tercih eder. Oksijenli solunum yapabilmek için de laktik asiti tekrar piruvata dönüştürür. Piruvatla da mitokondri reaksiyonlarına sokar. Ve mitokondri de oksijenli solunumun gerçekleşmesini sağlar. Toparlayacak olursak, etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu söyleyecek olursak, her ikisinde de glikoliz evresi var. Glikoliz evresinde NAD molekülleri elektron alır, indirgenir, NADH2'ye dönüşür. Hemen ardından son ürün evresinde NADH2 molekülleri elektron verir, yükseltgenir. Geldik buraya, fakültatif canlıya. Gençler, Escherichia coli, E. coli diye sorularda okursunuz. E. coli, Escherichia coli. Bu canlı genellikle bizim kalın bağırsağımızda yaşayan bir canlıdır, bir bakteridir ve fakültatiftir. Fakültatif ne demek? Aerob ve anaerob. Yani hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapabilen bir bakteri demektir. Bu yüzden bu tip bakterileri vücudumuzda bulundurabiliyoruz. Fakültatif bakteriler size deney tüplerinde verilir. Deney tüpünde içine bakteri konulduğunu söyler. Eğer deney tüpünde bakteriler tüpün ağız kısmına yerleşmişse, bilin ki bu oksijenli solunum yapan aerob bakteridir. Eğer tüpün dip kısmına yerleşmişse, bilin ki bunlar oksijensiz solunum yapan anaerob bakterilerdir. Eğer tüpün her yerinde dağılım gösteriyorsa fakültatiftir. Hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapabilir. Tüpün ortasında da gösterilebilir fakültatif canlılar. Yani iki tip gösterimi de kabul edebiliriz. Soruya göre yorum yapabilirsiniz. Geldik şimdi egzersizlere. Yaptığınız egzersizler sonrası neden yorgun hissediyorsunuz ya da neden uyku halinde oluyorsunuz? Aslında biraz önce söyledik. Dedik ki kaslarımız uzun süreli egzersizler sırasında aslında laktik asit fermantasyonu yapar ve enerji ihtiyacını böyle karşılar dedik. Enerji ihtiyacını laktik asitten karşıladığı için oksijen varlığında tekrar bunu piruvata dönüştürür ve piruvata dönüştürerek dedik ki mitokondriyal faaliyetlere gönderir. Burada sporcuların yapmış olduğu egzersizler çok önemlidir. Burada örnek olarak da zaten yazdık. Özellikle 100 metre gibi bir alanda koşan bir sporcu için laktik asit fermantasyonu yeterli oksijeni sağlayacaktır. Yeterli enerjiyi. Ama bir maraton koşan atletin kesinlikle oksijenli solunum yapması gerekir. Çünkü o atlet, yani maraton koşan atletin oksijenli solunum yapmadan laktik asit fermantasyonunda ürettiği enerjiyle maratonu tamamlaması çok da mümkün değildir. Bu anlamda yapılan egzersizin de ciddi şekilde etkisi bulunur. Çizgili kaslara baktığınız zaman çift yönlü bir değişim söz konusudur. Oksijen yokluğunda, yetersizliğinde piruvat laktik asite dönüşür. Laktik asit fermantasyonu gerçekleşir. Oksijen varlığında ise tekrar laktik asit piruvata dönüşerek oksijenli solunum reaksiyonlarına katılır. Sadece çizgili kaslarımızda değil, karaciğer hücrelerimizde de. Biliyorsunuz ki çizgili kaslarda biriken laktik asitin bir kısmı da karaciğere taşınır. Çünkü sadece kaslarda bu dönüşümün gerçekleşmesi söz konusu değildir. Karaciğere taşınır. Karaciğerde bu laktik asit piruvata dönüşür. Piruvata dönüştüğünde bu piruvat, pirivik asit eğer istenirse
Oksijenli solunum reaksiyonlarında kullanılır. Eğer istenirse glikoza dönüştürülür. Bakın glikolizin tersi görüyor musunuz? Glikolizin tersi glikoza tekrar dönüşür. Glikoz da karaciğerde glikojen olarak depolanır. Neden? Olur da bir gün yine şeker ihtiyacım olursa diye. Şeker ihtiyacı olursa glikojen tekrar glikoza dönüşür. Glikoz solunum reaksiyonlarında kullanılır. Glikoliz evresiyle piruvata dönüşür. Eğer oksijen yoksa laktik asit fermantasyonu ile piruvat tekrar laktik asite dönüşür. Yani bu döngüsel olarak devam eder. Kaslarımızda laktik asit sadece şöyle söyleyeyim, enerjiyi değil, aynı zamanda kasların ısınmasına da sebep olur. Kasların yumuşamasına, daha iyi çalışmasına sebep olur. Bu yüzden birçok kas faaliyetinden önce, egzersizden önce spor hocaları ısınma hareketleri yaptırır. Bakın ismi böyledir, ısınma hareketleri. Buradaki amaç ne? Sizin oradaki kaslarınızı çalıştırmak, kastaki laktik asit fermantasyonunu, solunum reaksiyonunu gerçekleştirmek ve hücresel solunum sonucunda ısının açığa çıkmasını sağlamak. Kaslarda açığa çıkan ısı size ne yapacak? Vücut ısısını artıracak ve böylece çok daha rahat bir şekilde kaslarınızı kullanabilir hale geleceksiniz. Beyin hücreleriyle ilgili önemli bir detayımız var. Bu çok önemli. Çünkü beyin hücrelerimizde diğer besin molekülleri asla enerji verici olarak kullanılmazlar. Sadece ve sadece glikoz kullanılır. Kan şekerimiz glikozdur ve beyin hücrelerimiz oksijenli solunumla ATP üretir. Yani enerji üretir. Laktik asit fermantasyonu, laktik asit birikimi beyinde görülmez. Neden? Hani laktik asit yorgunluğa sebep oluyordu? Laktik asit yorgunluğa sebep oluyorsa beynin yorulmaya, beynin durmaya, beynin herhangi bir şekilde metabolik atraksiyonlarını, faaliyetlerini durdurmaya böyle bir lüksü var mı? Yok. Beyin hücrelerinizin böyle bir lüksü yok gençler. Beyin hücreleriniz siz uykuda olsanız bile bazı faaliyetleri sürdürmek zorundadır. Bazal metabolizmayı devam ettirmek zorundadır. Beynin tamamının çalışmadığı bir yaşam dilimimiz yoktur. Ölümle sonuçlanmadığı sürece, canlılık faaliyetleri devam ettiği sürece. Bu yüzden beynin canlılık faaliyetleri devam etmesi için mutlaka ama mutlaka glikoz kullanılır ve oksijenli solunum yapılır. Bu yüzden beyne oksijen gitmediğinde beyin kanaması gerçekleşir ve çeşitli sendromlar ortaya çıkar. Öyle söyleyelim. Oksijen solunum gerçekleşmediği için. Beyin için bu çok önemlidir. Sizler karbonhidratlı besinler tükettiğinizde vücudunuzun buna ihtiyacı olduğunu düşünürsünüz. Haklısınız, elbette ihtiyacı var. Ama tükettiğiniz karbonhidratların yani o işte glikozların öyle diyelim ilk %25'i direkt beyine gider. Yani beyin der ki vücuttaki metabolik olaylar aksasa da olur. Ama önce beyin yani vücudun merkezi yakıtını sağlasın. Enerji elde edeceği molekülü sağlasın. Diğer metabolik faaliyetleri beyin zaten kontrol eder diye düşünür. Ve metabolizma bu şekilde, organizma bu şekilde devamlılığını sürdürür. Geldik şuradaki büyüktür küçüktür ifadelerine. Gençler bu tip soruları genelde bitkilerde yazıyorlar. Bitki hücreleri üzerine yazılıyor bu sorular. Çünkü fotosentez yapılan bitkilerde öğrenciler genelde şöyle bir algıyla karşı karşıya kalıyor. Karbondioksit kullanır bitki atmosfere oksijen verir. Gençler bitki her zaman atmosfer oksijen vermek zorunda değildir. Eğer bitkinin fotosentez hızı solunum hızından fazlaysa o zaman bu oksijeni atmosfere verebilir. Burada bir sıkıntı yok. Ama fotosentez hızı solunum hızından azsa bu bitki hücresi kendi canlılığını devam ettirebilmek için solunum yapmak zorundadır. Bu yüzden de oksijeni alır, oksijeni atmosfere veremez. Yani bunu boşuna kullanamaz. Ama eğer fotosentezle solunum birbiriyle denge halindeyse, bunların hızları birbirine eşitse, bu takdirde de ne gaz alışı olur ne verişi olur. Bir reaksiyon bir diğer reaksiyonun ihtiyaçlarını karşılamış olur. Döngüsel olarak bu da gerçekleştirilmiş olur. Burada lütfen dikkatli olmaya gayret gösterin.